Ya Johnny Depp'le Amber Heard arasında yaşanan hiçbir şeyi bilmiyorum. Aha! Johnny'nin parmağını mı kopardı? Ne? Ay ne şimdi bu? Ay çok merak ettim. Dur şu meseleye bir el atalım. Çok meraklandım. Dur kendimi şöyle yukarı tarafa alayım. Çatlayacağım kızı öğrenmezsem zaten. Allah'tan birileri Türkçe içeriğini yapmış. Ya global kanalları izlemeye çalışıyorum. Bazıları o kadar içlerinde konuşuyorlar ki bir bokta anlamıyorum. Miydi peki mahkemenin gösterilmesi? Başlayalım. Can you please tell the jury why you're here today? Yes, about 6 years ago, Miss Heard made some quite heinous and disturbing criminal acts against me. There were arguments and things of that nature, but never did I myself reach the point of striking Miss Heard in any way, nor have I ever struck any woman in my life. I'd probably been in the industry 30 plus years, 35 years. Never had had any problems, anything like that. And I'd met many people over the years, many of the people. The opportunity to talk to those people and to give advice to these people. And my goal is the truth. My goal is the truth because it killed me that people that I had spoken with, that I had met with over the years, who maybe were in a not such a great position and they needed advice. Hocam biraz hızlı konuş. Çok merak ettim mevzuyu. The best advice I could, all I could think of was that those people would think that I was a fraud and that I had lied to them. So I had to wait for my opportunity to address the charges, which were criminal charges. Yani. And they just weren't true. So I felt the responsibility of clearing the record as the only way that I could get to the point where I could speak has really taken this full 6 years, and it's been 6 years of trying times. Adam diyor ki her şeyimi kaybettim. Bu mahkemeden sonra düzelmeyecek. Sadece doğrunun ortaya çıkmasını ve aklanmak istiyorum çünkü ben ona asla şiddet göstermedim. Hadi bakalım. Three. Strange when one day you're Cinderella, so to speak, and then in 0.6 seconds you're Quasimodo. And I didn't deserve that, nor did my children, nor did the people who have believed in me for all these years. I didn't want anybody, any of those people, to believe that I had done them wrong or lied to them or that I was a fraud. I pride myself on honesty. I pride myself on truth. Truth is the only thing I'm interested in. Lies will get you nowhere, but lies build upon lies and build upon lies. It's too much to cover. I'm obsessed with the truth, and so today is the first opportunity that I've been able to speak about this case in full for the first time. Mr. Depp, how do you feel about the intimate details of your life being aired in this process? As a father, raising kids, you know, when they were very very little, it was important to me. Very important to me, vardı. To try to shield my children as much as possible from looking at their father. Ya bir şey soracağım. Johnny Depp şey değil miydi? Johnny Depp'in yani çocukların annesi başka bir kadın ve onunla hiç evlenmedi gibi hatırlıyorum. Sonra Amber'la çok kısa bir sürede evlenmedi mi hemen? Yani işte ben hiç evlilik insanı değilim, ben şöyle değilim, ben böyle değilim dedi ve o kadınla evlenmedi gibi hatırlıyorum. Yani o sebeple evlenmedi gibi hatırlıyorum. Ve daha sonrasında da Amber'la çok kısa bir sürede evlendi gibi hatırlıyorum. Yanlış da hatırlıyor olabilirim. Ben çok ciddi bir Johnny Depp hayranıydım da eskiden.
Bu arada bu şeyde ben hiç şey mevzusunu da bilmiyorum. Ne denir ona? Bundan yıllar yıllar önce olan bu şiddet middet mevzusunu da ben hiç bilmiyorum. Johnny Depp'le alakalı. Çünkü yaş aldıkça, yani yaş aldıkça ben hani ufak ufak film dizi izlemeyi bıraktığım için bu mevzulardan da çok koptum. Or their mom for that matter, novelties. I didn't want my children to experience hordes of paparazzis. So I was always a very private person. So for me to come up here and stand before you, or sit before you all, spill the truth, is quite exposing. And it's unfortunate that it's not only exposing for myself, it's exposing for my family, it's exposing for Miss Heard, it's exposing for... It never had to go in this direction. And so I can't say that I'm embarrassed because I know that I'm doing the right thing. How did your experiences observing your parents as a child affect your approach to your relationship with Miss Heard? In the beginning of my relationship with Miss Heard, from what I recall and what I remember, she was, it was as if she were, it was, she was too good to be true. She was attentive, she was loving, she was smart, she was kind, she was funny, she was understanding, she and we had many things in common, certain blues music and, well, music, literature, things of that nature. So for that year or year and a half, Hocam, 1,5 sene it was harika olur mu? amazing. Neyse. There were a couple of things that, I don't know, stuck in my head that I noticed that I thought Muhakkak might be a little sinyaller bit of vardır ama a yani. dilemma at Herkes some veriyor point. sinyal abi, For example, herkes. I worked quite a lot. And when I would come home from work, come in the house or the hotel, and she would sit me down on the couch and give me a glass of wine and take my boots off, set them to the side, and I'd never experienced anything like that in my life. I just never thought that was, I just never experienced that before. And it became a regular thing that she did, this kind of routine. And I remember one night I came home from work, and I think she was on the phone or something, and or busy, she was doing something. And so I sat down on the couch and I took my boots off. Suddenly, Miss Heard approached with this look on her face, that she, and she just said, "What did you just do? What did you do?" I said, "What do you mean? You took your boots off." I said, "Yeah, yes, I did. You were busy, you know." "No, no, no. That's my job. That's what I do. You don't do that. I do that." "Okay, all right then." And then she said, "Let me get you a glass of wine." She Ha? Hayır, botlarımı ben çıkaracağım. Bana böyle, ben bir şey soracağım burada. Ben daha ilk çıkarttığı sefer derim ki ne yapıyorsun yani, yapma. Beni çok rahatsız eder mesela. Beni gerçekten rahatsız eder. Ben sevmem öyle şeyleri. Hiç sevmem. Ve bana çok garip geliyor mesela. Bana şey mevzusu da çok garip geliyor. İşte ne bileyim hani, dur aman da ayaklarını yıkayayım falan. Benim hiç hoşlanmadığım şey. Benim ama yani şahsımın. Bana mesela ilk yapısı bana çok garip gelirdi. Ha tabii ki de yorgundur, çok üzgün bir günündedir ya da şöyledir böyledir. Güzel bir kahve yaparım, güzel bir çay yaparım. Ya da ne bileyim mesela şarap koyarım, ben de götürürüm. Ben de götürürüm ya da o da bana getirir. Ama yani gidip de ayaklarımı da yani evden geldiğinde botlarımı da çıkarmam ya. Bela dur ben çıkarayım. Yapmam gibi mi geliyor? Brought me the glass of wine. But I did take pause, of course, at the fact that she was visibly shaken or upset that I had broken her rules of routine. I thought that strange. And then once you notice something like that, then you start to notice other little tidbits and things that come out. And then within a year or year and a half, she had become this another person. What did you like about Miss Heard when you first started your romantic relationship? She seemed to be the perfect partner, in a sense, in my head, for me, because she, as I said, she was, she seemed to be very knowledgeable about old obscure blues music that I listened to and really liked. She was literate. She was Hocam, sweet, ilişkinin funny. başında, zaten ilişkinin başında hiç kimse. Yani şöyle giden var mı ilişkinin başına? İşte ben yani ben sana şiddet uygularım, seni manipüle ederim,
yatağına kakamı yaparım falan gibi gitmez ki zaten kimse. Herkes zaten ilişkinin başında çok tatlı, çok sevimli. Ne bileyim yani, hiç kimse şey olarak gelmez abi. Kimse gelmez ki öyle. Ben yani leş gibi bir insanım diye. Sen de gitmezsin, sen de kötü özelliklerini söylemezsin. O da söylemez. İlişkini başlarında söylemez. Zaten o yüzden mesela şey mevzusuna aşırı takıyorum ben. İnsanlar böyle birbirini çok kısa tanıyıp bir anda evleniyorlar ya. O yüzden bana mesela aşırı korkutucu geldi. Hayatım boyunca hep çok korkutucu geldi. Yani hocam, yani benim bir insanı gerçekten yıllarca tanımam lazım. Her şeyini bilmem lazım ya. Her şeyini bilmem lazım ve ona göre yanında durmam lazım. Benim ay çok gerildiğim bir şey. Nice, all those things, you know, from the beginning of our relationship at that time, for a good year, year and a half, she was wonderful, and then things just started to change, or things started to reveal themselves. That's, I think, is a better way to put it. Little things that you would kind of, it would just, you'd question in the back of your mind, you know, if she wanted to go to bed, I'd say, oh, well, I can't sleep, you know, right now, and rather than go and just lay in a bed and stare at the ceiling, I would say, you know, I'll just watch, I'll be out here watching TV or hanging out, and that was just not acceptable. Just not acceptable. It would stir up some rather unusual reactions from her. I didn't understand why I, as a 50-something-year-old man, was not allowed to go to sleep when I wanted to. Kaç yaşında olursan ol, çok garip. Yani ne münasebet ya? Aa. Ne münasebet kardeşim, bizim göbek bağımız mı var seninle? Git yukarıda yat. Nerede yatıyorsan yat ya. Uykum yoksa tabii ki de gelmeyeceğim. As opposed to when she wanted to. Muhakkak Amber'ın da söylediği karşı şeyler vardır. So how did it come to be that your finger became injured? There was at one point where I'd stayed in one of the, you know, sitting on a bathroom floor. Door locked, she's banging away, screaming, blah blah blah, and then suddenly she stopped and I could hear her walk away. And I left the place, the room that I was hiding in, or not hiding, locked myself into, and I went downstairs in the house. As soon as you walk in the house, you can go upstairs or downstairs. Downstairs there was a sort of a rec area, pool table and such, and there was a bar. And I was a mess, I was a wreck, I was shaking, and I just didn't understand why all this was happening. So I went behind the bar, I grabbed a bottle of vodka that was there, and a shot glass, and sat at the bar. She was nowhere around. And I poured myself two or three stiff shots of the vodka, first taste of alcohol I'd had in a long time. And then she came down to the bar and found me there, and of course started screaming, oh, you're drinking again, eh, the monster, and all that. So she reached, She walked up to me and reached and grabbed the bottle of vodka, and then just kind of stood back and then hurled it at me, and it just went right past my head and smashed behind me. So I stood up and I walked behind the bar, and there was a larger bottle of vodka, the kind with the handle, you know. I grabbed that and I went and I sat in my seat again. I opened the bottle and I poured myself a shot. Miss Heard was flinging insults left, right, and center, and she then grabbed that bottle and threw that at me. And the way that the bar was situated and where Miss Her- Ben zaten birisinin yanında bu insana dönüşüyorsam ben iyi değilim. Yani bizim kesinlikle ayrılmamız gerekiyor. Yani %100. Yok yani derim, beni bir hastaneye yatır, ardından da beni dava et, bu işte bitsin. Yani ben böyle bir insana dönüşüyorsam eğer, ben gitmişim yani, anladın mı artık? Bayan Heard neler diyor? Onunki başladı mı? Amerika'da biraz daha böyle oluyordu değil mi? Şey oluyor hani, mesela başlangıçta işte birisi mesela savunma tarafı başlıyor. Daha sonra işte dava edilenin günü geliyor falan filan.
her was. So if I could show you, so if this is the bar where the glass was and the bottles, if this was a bar and I'm sitting here like this, she would grab the bottle and she would go there, she went there. And so I was leaning like this in the chair, looking at her, first bottle went, then got the other bottle shot. I'm in this position again, and my hand is on the edge of the bar, like that, you know, leaning over the fingers, like that, and she threw the large bottle, and it made contact and shattered everywhere. I honestly didn't feel the pain at first at all. I felt no pain whatsoever. What I felt was, I felt heat. I felt heat, and I felt as if something were dripping down my hand, you know. And then I looked down and realized that the tip of my finger had been severed, and I was looking directly at my bones sticking out. Blood was just pouring. And at that point, I think that I went into some sort of, I don't know what a nervous breakdown feels like, but that's probably the closest that I've ever been. Nothing made sense. And I knew in my mind and in my heart, this is not life. Böyle bir şey değil. This yani, is not life. No one should hiç have kimse, to go through evet. This. Which finger was cut, Mr. Depp? It's the middle, it's the funny looking one. It's the middle finger. Initial wound, this, all these bones up here were crushed, and it looked like Vesuvius, you know. And this part of my finger now is, so that, because of not having use of the tip here, this is basically arthritis that kicks into the joint once that upper part of the finger is mangled. So is that the right middle finger? Right middle, yes. And is that your dominant hand? Yes, it is, yes. Mr. Depp, I'd like to show you a picture. Mr. Depp, what is this a picture of? That's me in the emergency room. I see a detail that I'd forgotten, which is the Ms. Hurd had taken my cigarette from the ashtray and stomped it out in my face here. Could you mark on the screen where you see that? It's right above that green dot. Do you know who took this picture? Vallahi iki tarafında konuşması lazım arkadaşlar. İki tarafında konuşması ve anlatması lazım. Öbür tarafı dinlemeden bir tarafı, yani hele ki ikili ilişkinin olduğu ve sadece iki kişinin yaşayıp bildiği bir şeyden bahsediyoruz bak. Sadece iki kişinin yaşadığı bir şeyden bahsediyoruz. Ben sadece şunu merak ediyorum mesela, şu an Johnny Depp'in anlattığı şeyler, yani hep hastaneye gitmesi gereken şeyler. Belli ki parmağı için gitti. Acile gitmiş, yüzünde sigara söndürüldüğü için. Yani darp raporu yüksek ihtimalle Johnny Depp'in var. Merak ettiğim nokta şu, yani Amber ilk çıktığında da şey demişti, hani beni darp etti, şöyle oldu böyle oldu gibi şeyler denmiş ya. Ben Twitter'dan böyle bir proje dinlediklerini biliyorum bu arada. Hani kendisinin bir darp raporu var mı? Ya da ne bileyim, evin içinde kamera var mıydı, yok muydu belli başlı yerlerinde? Arkadaşlar içerisinde şahitler var mı, yok mu? Dediğim gibi çok uzak olduğum bir mevzu ve şu anda ilk kez sadece John Depp'in anlattıklarını dinliyorum. Karşı taraf ne anlattı, ne yaptı bilmiyorum. Yani sizin de açıkçası chatten herkesin yazdığı şeye de ne yalan söylüyorum. Şu anda çok daha güvenmek istemiyorum. Çok hassas bir konu çünkü. I do not know. Can we please publish this to the jury? Do you want your evidence? Yes, please. Any objection? No, Your Honor. All right. And so, Mr. Depp, now that the jury can see the photograph, can you again explain what that green dot is identifying? Just above the green dot is a wound from Ms. Hurd taking my cigarette, and this is after the finger had gone away, and she stubbed it out in my face, on my cheek. For the record, this is an audio recording, and it's quite lengthy, so we intend to play certain portions of it. And I watched you lie, and then I didn't punch you. By the way, I'm sorry that I didn't hit you across the face in a proper slap, but I was hitting you. I was not punching you. Babe, you're not punched. Don't tell me what it feels like to be punched. You know, even a lot of fights. You've been around a long time. I know. Yeah. No, have a closed You face. Didn't get punched. You got hit. I'm sorry I hit you like this, but I did not punch you. I did not deck you. I was hitting you. I don't know what the motion of my actual hand was, but you're fine. I did not hurt you. I did not punch you. I was hitting you. How are you? What am I supposed to do? Do this? I'm not sitting here bitching about it, am I? You are. That's the difference between me and you. You're a baby.
Because you start. You are such a baby! Grow the f*** up, Johnny! Did you start physical fights? I did start a physical fight. Yeah, you did, so I had because to get out of there. Yes, you did. So you did the right thing, the big thing. The, you know what? You are admirable. Mr. Depp, could you please explain to the jury what they just heard on those audio recordings? What was just played on the audio recordings was very much the... Sana yumruk atmadım, sana vurdum demez mi? Ne demek bu? Ne demek bu? Yani vurdun. Yani şiddet. Yani şiddet uyguladın. Kadın şanslıymış diye bir şey de yok Battle of Years. Yok yani. Bir ilişkide fiziksel şiddet uygulayamazsınız. Psikolojik şiddet uygulayamazsınız. Bunu başlatamazsınız. Bunu başlatıyorsanız ya da yapıyorsanız defolun gidin o ilişkiden. Eğer buna maruz kalıyorsanız defolun gidin o ilişkiden. Tedavi olun lütfen. Eğer bunu uygulayan kişiyseniz tedavi olmanız gerekiyor. Ciddi bir sorun. Ne oluyor? Ben şu an şoktayım lan. Tone and the aggression. Ve ne yazık ki çok nevrotik insanlar var bu arada. Attitude. Bir de şöyle bir problem var. Çok nevrotik insanlar var. Yani bu şey vardı ya işte. Kavga ettikten sonra sarılıp öpüşürler falan filan. Bu onları daha da mutlu eder. Daha da ilişkide tutar falan. Yani arkadaşlar nevrotiklik bir ilişkide hiç olmaması gereken bir şey. Yani yüksek derecede nevrotiklikten bahsediyorum. Çünkü keyif aldığı şey şu tam tersine. Çok büyük kavgalar edip ardından tekrardan bir araya gelmek. Anlatabildim mi? Yani mesela bunun olduğu bir şey yani sevgi diye adlandırılamaz bile. And the John Depp çok yavaş need for a fight from Ms. Heard. That was, I don't know if that was some need for attention, but I don't, that was a sound that I had gotten very used to. The squabbling, the you know, the raising of the voice to essentially excommunicate anything that I had to say about the situation. Bu ne ya? Sana üzgün surat mı koymuş? Ne oldu? Vallahi dediğim gibi yani Amber'ın tarafını bilmiyorum. Hiç bilmiyorum. Mevzuyu çok uzağım. Bu konuyla alakalı izlediğim ilk şey. İlk video. Offside'cim hoş geldin. Böyle bir ilişkin içerisinde olmak yani... Yani Celeste belki de çok sinirlenirsin ve sesin yüksek çıkar, belki de bağırırsın. Ama ben işin birbirini aşağılamaya geldiği noktalara ve birbirine şiddet göstermeye başladığı noktalarına tahammül edemiyorum. Yani gördüğün bir sorunu tabii ki de söyleyeceksin.
Ya kavga asla olmaz gibi bir şey ben söylemiyorum bu arada. Kavgalar, tartışmalar, kırılganlıklar, alınmalar bunlar muhakkak ki olur. Ama günün sonunda bunları mesela şuna bağlamak çok rezilce geliyor bana, anladın mı? Sen geri zekalısın. Sen hala daha zırlayıp duran bir bebeksin. Büyü artık. İşte sen aptalsın. Ya da ne bileyim işte bir tane geçiririm sana, beni çıldırtma. Bak elimden bir kaza çıkartma falan. Yani böyle şeyleri sevmiyorum, anladınız mı? Bunlar zaten şiddete giriyor. Bunlar zaten şiddete dönüştürüyor işi. Biz hep şey zannediyoruz hani ne bileyim işte birisine vurmadığınız, itmediğiniz sürece okey yani iyi bir ilişki vardır gibi düşünüyoruz. Hayır, öyle bir şey yok arkadaşlar. Yani iyi bir ilişki, yani gerçekten bunun bir sandalye olduğunu düşünecek olursak bunun en temel sandalyenin ayaklarından bir tanesi saygı herhalde ya. Yani tartışırken bile, konuşurken bile, ne bileyim sevmediğim bir konuyu anlatırken bile yani çok dikkatli ve düşünerek seçmek gerekiyor aslında. Biz sevdiğimiz insanlara bunu o kadar az yapıyoruz ki sanki sevdiğimiz insanlar sonsuza kadar hiç kırılmaz şeylermiş gibi, sanki bizi hep affederlermiş gibi çok rahat kırabiliyoruz sevdiğimiz, bize yakın olan insanları. Aslında tam tersine yani sevdiğimiz insanlara çok dilimizin, kemiğinin olması gerektiğini düşünüyorum. Ve benim dünyada en korktuğum şey gerçekten yakın çevremi incitmek. Muhakkak ki incitiyorumdur. Yani muhakkak annemi de üzdüğüm şeyler vardır, ablamı da üzdüğüm şeyler vardır, erkek arkadaşımı da üzdüğüm, belki arkadaşlarımı da üzdüğüm şeyler vardır. Ama mesela elimden geldiğince bunları nasıl söyleyeyim? Törpülemeye çalışıyorum mesela bu özelliklerimi, yani değişmeye çalışıyorum. Değişmek kötü bir şey değil ha. Gerçekten kötü bir şey değil. Yani sadece değişimi istemeniz bile yeterli. Yeter ki olumlu yönde olsun. Yani dediğim gibi lütfen, yani artık bir ilişkin içerisinde şey duyuyorsanız sen gerçekten bir geri zekalısın ya. Ya bunun da mesela şey yok, anladınız mı? İşte ama kavgamı da söyledim. Tatlım, çok sinirlenmiştim o yüzden söyledim. Yo, ben sana söylüyor muyum? İşte ben sana söylemiyorsam sen de bana söyleyemezsin bir zahmet. Değil mi? Bak mesela bu koltuk bozuk. Bu koltuk yüzünden ben sürekli yayında ne oluyorum? Rahat edemiyorum, değil mi? Bu koltuk bozuk oluyor. Sürekli kalkmam gerekiyor. Sürekli düzeltmem gerekiyor. Her seferinde düzeltmem gerekiyor. Her seferinde tekrar kalkmam, tekrar düzeltmem gerekiyor. Neden? Çünkü bozuk. Çünkü bozuk. Bu beni huzursuz eden belli bir süre sonra huzursuz eder. Huzursuz eder. Beni ne yapar? Mutsuz eder. Ben sürekli olarak şunun paniğinde olurum. Ay dur bakayım, çok mu aşağıya indi? Ay dur bakayım, sadece şuram mı gözüküyor? İşte şuna da dikkat edeyim, buna da dikkat edeyim. Biraz daha ucunda oturayım diye. Sürekli olarak ne yaparım? Bu koltuğun üzerinde otururken kendimi huzursuz hissederim. Neden? Çünkü bu koltuk bozuk. Bilmem anlatabildim mi? Bak şimdi mesela ne yapacağım? Kalkacağım. Düzelteceğim bunu ben. Bak düzelteceğim. Düzelttim mesela. Ama mesela biliyorum ki birazdan yine aşağı inecek bu. Yine aşağı inecek. Neden? Çünkü değişmek istemiyor. Çünkü değişmiyor. Ya ben kimi üzsem benim yemin ediyorum kalbime anormal dert oluyor. Yani benim hakikaten kalbime batıyor. Beni çok kötü etkiliyor. Beni kötü etkiliyor. Ya karşımdakini nasıl etkilediğini bilmiyorum. Ben var ya kendimi rezil hissediyorum ya. Gerçekten rezil hissediyorum. Sürekli ağlamak istiyorum. Vallahi ya ciddi söylüyorum. Çok fena oluyorum yani. Birini üzdüğüm noktada. Ha o zaman buna da bakalım. Ama ben hemen bir kahve alacağım. Çünkü kahvem bitti. Hemen bir kahve alacağım. Siz de olsa da bir şeyler alacaksınız ama. Çünkü bunu bitirdikten sonra efendim oyunumuza başlayacağız. Haberinizde bilginiz olsun şimdiden. Hemen geliyorum. Evet, güzel geliyorum. Ay Orlanda buyurun ya. Allah'ım ya Rabbim. Mesela kasaldan mı geliyor bu videolar? Hep böyle devam Evlilik. Bir zamanlar birbirine aralarındaki hesaplaşma 5 yıldır bir türlü bitmek bilmiyor.
Abi burada robot sesi var ama ya. Google Translate sesiyle anlatmış her şeyi. Ne yapacağız? Hı? Ne diyorsunuz? Bir şey olur mu, olmaz mı? Tamam hadi dinleyelim. Bir zamanlar birbirlerine deli gibi aşık olan ünlü çift, şimdi mahkeme salonlarında kapalı kapılar ardında yaşadıklarını öne sürdükleri her şeyi bütün ayrıntılarıyla anlatıyor. Ağızlarından çıkan her kelimede duyanları şaşkınlığa sürüklüyor. Johnny Depp ve uğruna 14 yıllık yuvasını yıktığı Amber Heard'ün, oynadıkları The Room Diaries adlı filmin setinde başlayan aşkları önce evliliğe sonra da Hollywood'un en uzun süreli hukuk savaşına uzandı. 2015 ile 2017 arasında evli kalan 58 yaşındaki Johnny Depp ile 35 yaşındaki Amber Heard bir kez daha mahkeme salonunda karşı karşıya geldi. Bu yasal sürecin ilk perdesi, geçen yıl İngiltere'de gerçekleşti. Bu süreçte kariyeri de zarar gören Depp, kendisi hakkında eşini döven bir adam nitelemesini kullanan The Sun gazetesine karşı bir iftira davası açtı. Bu davanın görüldüğü dönemde Amber Heard ile Johnny Depp Londra'daki mahkeme salonunda, deyim yerinde ise bir tür gövde gösterisi yaptı. O davayı kaybeden kişi Depp oldu. Fakat olay orada noktalanmadı. Eski eşi Heard aleyhine 50 milyon dolarlık bir iftira davası açtı. Bu hamleye Heard'den de yanıt geldi, o da Depp aleyhine 100 milyon dolarlık bir iftira davası açtı. İşte o davanın ilk duruşması dün ABD'nin Virginia kentindeki Fairfax County Courthouse'da görüldü. Eski çiftin karşı karşıya geldiği duruşmaya, yine birbirleri aleyhine yönelttikleri suçlamalar damgasını vurdu. Johnny Depp ile Amber Heard'ün avukatları da iki ünlüye yönelik ilginç nitelemelerde bulundu. Depp'in avukatları Amber Heard'ün, hayatının performansını sergilemeye hazırlandığını ileri sürüp güzel yıldızı, yalan söylemekle, itham etti. Bu arada Amber Heard'ün avukatları da Depp'i kastederek, bu duruşmanın korsan kostümü ve şöhretin ardına gizlenen gerçek yüzünü gözler önüne sereceğini ileri sürdü. Duruşmada ilk olarak söz alan Johnny Depp'in avukatları Heard'ün sürekli tekrarladığı duygusal, fiziksel, cinsel şiddet ve taciz iddialarını yalanladı. Depp'in avukatlarından Benjamin Chu, Amber Heard'ün bu ilişkideki saldırgan taraf olduğunu ileri sürdü. Chu, buna kanıt olarak da Johnny Depp'in geçmişte ilişki yaşadığı Winona Ryder, Kate Moss ve iki çocuk sahibi olduğu Vanessa Paradise'nin... Bir şey söyleyeceğim, eğer ki adını unuttum. Neydi lan o? The Sun gazetesi Johnny Depp'i açtı. Yani Johnny Depp'in açtığı davayı The Sun gazetesi nasıl kazanıyor abi? Ortada hiçbir şey yoksa. Onu anlayamadım. Ya yani bu bir şeyse, iftiraysa. Hiçbir zaman oyuncuya yönelik şiddet iddiasında bulunmadığını söyledi. Avukat Courtney, tanıklıkların... Courtney Kardashian mı? Avukatı Johnny Depp'in. Yok Courtney değil. Courtney miydi o? Ne kadar benziyor. Kim değil, kim değil, hayır. Avukat olan Courtney de avukat değil miydi? Chloe mi avukattı? The Sun kazanmadı Pelin. O sırada Amber ile davaları olmuş ve Amber kazanmış. Amber davayı kazanmış. İlk açılan davayı Amber kazanmış mı? Gene her şey karıştı. Yine her şey karıştı. Amber Heard'ün, Johnny Depp beni Amber taciz Heard... etti, suçlamalarının yalan olduğunu ortaya çıkaracağını ileri sürdü. Depp'in diğer avukatı Camille Vasquez de çiftin ilişkisinde yaşanan tek şiddet olayından zarar gören kişinin de aktör olduğunu söyledi. Avukat, Avustralya'da bulundukları sırada Amber Heard'ün Depp'e şişe fırlattığını ve bunun sonucunda da aktörün elinden yaralandığını belirtti. Bu durumun tıbbi raporlarla kanıtlandığını da sözlerine ekledi. Duruşma sırasında Amber Heard'ün avukatları Johnny Depp aleyhine çok çarpıcı iddialarda bulundu. Heard'ün avukatlarından Elaine Bredehoff, Depp'in 2015 yılında Avustralya'da bulundukları sırada güzel oyuncuyu 3 gün boyunca rehin aldığını ve tecavüz ettiğini ileri sürdü.
İddianın dudak uçuklatan kısmı ise bu sırada Depp'in bir likör şişesi de kullandığı iddiasıydı. Bradford'un iddiaları bununla da sınırlı değildi. Avukat, yine 2015'te yani evliliklerinin ilk yılında bu kez Bahamalar'da Depp'in, Heard'e tacizde bulunduğunu öne sürdü. 6 hafta sürmesi beklenen duruşmalar sırasında Heard'ün de Depp'in kendisine yönelik sözlü, duygusal, fiziksel ve cinsel tacizleri hakkında konuşacağı belirtildi. Duruşmada Johnny Depp'in ablası Christy Dembrowski de tanık olarak dinlendi. 61 yaşındaki Dembrowski, ifadesini verirken hem kendisi gözyaşlarını tutamadı hem de kardeşi Johnny çok duygusallaştı. Christy Dembrowski, küçükken annelerinden duygusal ve fiziksel şiddet gördüklerini anlattı. Dembrowski, annelerinin gergin bir kadın, buna karşılık babalarının ise kibar ve sakin bir insan olduğunu anlattı. Depp'in ablası, anne ve babalarının tamamen farklı kişilik yapılarına sahip olduğunu da sözlerini... Ya benim merak ettiğim ne biliyor musunuz? Amber Heard, Johnny Depp'in yatağına kakasını yaptı mı, yapmadı mı? Kaka mevzusu ne? Ben en çok kaka mevzusunu merak ediyorum. Fotoğraf mı var? Sinirden bir dakika arkadaşlar. Ay çok özür diliyorum ama. Sinirden gidip yatağına kakasını mı yapıyor? Yani şimdi bir şey söyleyeceğim size, yani fotoğraf şu şekilde mi? Yani Amber Heard yatakta kakasını yaparken Johnny Depp fotoğraflıyor mu? Çünkü kaka kimin nereden, yani nasıl anlayacağız ki kaka kimin? Oğlum inanılmaz iddialar var lan karşılıklı. Allah şimdiden sabır versin yani. Kaka testi. Kız diyorum ya, ben mesela vallahi sinirimden buraya kaka bir yaparım. Gerçekten yapmış mı? Evet, sonra diyor ki köpekler yaptı. Johnny de diyor ki bu köpek kakası değildi. Bizim teriyerimiz var, bu insan kakası. Yani bir kaka mevzusu gerçekten var öyle mi? Bir küçük kaka mevzusu. Bir şey diyeceğim, bu kadar sinirlenip kakasını yapma olayı Amerika'da çok oluyor maalesef. Ne? Gerçekten şöyle bir şey, of çok sinirliyim, gidip bir yatağa kakamı yapam. Aa! Hizmetçi de Amber'ın olduğunu onaylamış. Allah'ım. Allah'ım. Ay. Kavga ederken kakasını yapıp fırlatan bir kadın vardı resmanda. Ne? Allah'ım inanamıyorum. Rut kavmi de yatağa kaka yapar. Roman vatandaşlar bizim dükkanda hırsızlık yaparken yakalandı. Yakalanınca dükkanın içine yaptılar. Oğlum böyle bir şey mi var ya gerçekten? Pır ve Mia'nın ortak özelliği.
Abi, ay düşünmek bile istemiyorum yatağımda kaka olduğunu. Miyavlıya kakasını yaptım nasıl çıldırdım diye ay hayal ay Allah'ım sen koru ya Rabbim. Ay çok kötü her şey. Her şey çok kötü. Ne ekledi. Aktörün ablası, çocukluklarına dair sözlerini sürdürürken duygusallaşan Depp bakışlarını yerden kaldırmadı. Christie Dembrowski, kendisine yöneltilen "Anneniz Johnny'ye hitap ederken bir takma isim kullanır mıydı?" sorusuna da şöyle yanıt verdi, "Tek gözlü, onun en sevdiği takma isimdi. Çünkü Johnny büyürken doktorlar gözlerinden birinde göz tembelliği olduğunu söylemişti. O yüzden de o gözünün normal fonksiyonlarını yerine getirmesi için sağlam gözünü kapatmışlardı bir süre için." Dembrowski, annesinin kendilerine taktığı bu isimlere alıştıklarını ve hayatlarının normal bir parçası olarak gördüklerini de sözlerine ekledi. Christie Zorbalığı Dembrowski, yani. annelerinin kendilerine fiziksel şiddet uyguladığını yani dövdüğünü de belirtti. Fakat kendisinin sorun çıkarmamak ve cezalandırılmamak için dikkatli davrandığını de söyledi. Christie Dembrowski, annesi kendisini dövdüğü zaman Johnny'nin de bütün çocuklar gibi ağladığını ifade etti. Abla Christie Dembrowski, kardeşi Johnny'e ünlü bir moda firmasından modellik teklifi geldiğinde Amber Heard'ün ona, yaşlı, şişman adam, dediğini de sözlerine ekledi. Heard'ün avukatları ünlü oyuncunun aslında Depp'in gerçek kişiliğini gözler önüne sermeyi hiç istemediğini fakat bunun olacağını da sözlerine ekledi. Heard tarafından gelen diğer iddialar şu şekildeydi, Johnny, Amber'ın hayatını zorlaştırmak, yıkmak istedi. O, Amber'ı tahrip etti. İşte yaptığı bu. Amber Heard'ün avukatlarından Amber Ben ya. Rottenborn Depp'i takıntılı bir eski koca olarak nitelendirdi. Depp'in kariyerinin düşüşe geçtiğini buna karşılık Heard'ün ise kariyerinde yükselmeye başladığını ileri sürdü. Rottenborn, Johnny Depp'in geçmişte yaptıklarının sorumluluğunu almak yerine duruşmaları Ben aşırı şokum yani. Ben iddialara inanamıyorum. Sabun köpüğü TV dizilerine çevirmeye çalıştığını söyledi. Johnny Depp, ilk evliliğini 1983'te Lori Anne Elias'ın ile yaptı, 2 yıl sonra boşandı. Depp, Fransız oyuncu ve şarkıcı Vanessa Paradis ile 14 yıl birlikte oldu. İki çocuk sahibi olan çift, Depp'in Rum Diaries filmindeki rol arkadaşı Amber Heard'e aşık olunca bu birliktelik bitti. Aşık mı? Bütün bu olup bitenlere rağmen Paradis, zorlu boşanma davası sırasında eski sevgilisi ve iki çocuğunun babasına destek oldu. Paradis, 27 Mayıs'ta el yazısıyla yazıp Paradis mi? imzaladığı bir mektubu ünlü magazin sitesi TMZ'ye gönderdi. Paradise'in mektubunda şu ifadeler yer aldı. İlgilenenlerin dikkatine, Johnny Depp benim iki çocuğumun babasıdır. Çok hassas, sevgi dolu ve sevilen bir insandır. Tüm kalbimle inanıyorum ki, son duyduğumuz suçlamalar son derece çirkindir. Tüm yıllar boyunca tanıdığım Johnny asla bana fiziksel olarak kötü davranmadı. Bu iddiaların 14 mükemmel yıl boyunca birlikte yaşadığım adamla hiçbir ilgisi yok. Sevgilerimle, Vanessa Paradis. Bu arada bir dönemde Amber Heard'ün, Depp'i Elon Musk ile aldattığı iddiaları ortaya atıldı. Hatta evli oldukları sırada Depp çekim için şehir dışındayken Heard'ün, Elon Musk'ı evine aldığı sırada çekildiği ileri sürülen görüntüler de basına yansıdı. Görüntüler asansörün güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Musk ise Amber Heard ile görüşmeye başladığında çiftin zaten ayrılmış olduğunu iddia etti. Heard ve Musk'ın sarıldığı anların fotoğrafının ne zaman çekildiği tam olarak bilinmezken, Musk'ın buluşmaya başlayana kadar Heard Asansör ile Depp'in zaten kamerasından ayrılmış değil olduğu mi? konusunda ısrarcı olduğu ve ikilinin arasını kendisinin açmadığını ileri sürdüğü belirtildi. Johnny Depp geçen yıl Eylül ayında İspanya'da düzenlenen 69... Ya birbirinize bu kadar bok gibi davranıyorsunuz. Neden daha öncesinde ayrılmadınız ya? Ay çıldıracağım şimdi gerçekten. Ayrıca Elon Musk sen ne alaka hocam ya? Yani belli ki birbirinize uygun hiç iki insan değilsiniz. Yani gidin hayatlarınıza ya. Daha ilk mevzuda lütfen gidin hayatlarınıza. Uncu San Sebastian Film Festivali'nde yaşam boyu başarı ödülü aldı. O sırada gazetecilerin sorularını yanıtlayan iki çocuk babası Depp, Hollywood'da yıllar boyu yaşanan taciz olaylarını gündeme taşıyan hashtag MeToo, ben de, hareketini gündeme getirerek, işin çığırından çıktığını, savundu. Depp, ortaya çıkan çeşitli hareketler var. Eminim ki bunların temelinde iyi niyet var. Ancak şu anda işler o kadar kontrolden çıktı ki, emin olun kimse güvende değil.
Bu linç kültürü, bu bir anda yargıya varma yarışı, ağızlardan çıkan kirli hava gibi. Bu sadece bana yönelik yani değil. Şey olarak buna ben de katılıyorum. Hani gerçekten linç kültürü inanılmaz bir yere gidiyor yani. Öyle böyle değil. Ama yani Me Too hareketinde anlatılan şey aslında kadınların bugüne kadar gerek sosyal yaşamlarında, gerek hayatlarında, ki sadece kadınların da değil aslında, buna katılan bir sürü erkek de oldu. Yani bu sadece erkeklere de yapılmadı. Gerçekten sadece erkeklere yapılmadı bu arada. Yani dünyada tacize uğramış, tecavüze uğramış, gerek sosyal yaşantısında, gerek iş yaşantısında, yani hayatında başka insanlar tarafından bildiğiniz yani korkunç şeylere maruz kalmış olan insanlar, yani harekete bağlamamak lazım yani bir şeylere. Erkek ya da kadın birçok insanın başına geldi. Ne yazık ki insanlar bir noktadan sonra aslında öyle olmamasına rağmen sorunun kendilerinde olduğunu düşünmeye başlıyorlar, dedi. Johnny Depp'in Fransız şarkıcı ve oyuncu Vanessa Paradis ile olan uzun beraberliğini... Bak, sabahtan beri izliyoruz. Ne Johnny Depp'le alakalı kesin bir yargıya ulaşıyorum, ne de Amber'la ilgili kesin bir yargıya ulaşıyorum. Çünkü ortada sonuçlanmamış, devam eden bir dava var. Anlatabildim mi? Anlatabildim mi size çok ufak da olsa mevzuyu? Yani şunu da yapmak istemiyorum. Şu şöyle gibi, bu böyle gibi kısmına da girmek istemiyorum. Çünkü bu da linç kültürünü çok fazla besliyor. İşte ne bileyim, şunu zaten sevmezdim demek ki böyleymiş falan yapmak istemiyorum açıkçası. Bilmiyorum abi çünkü. Yani çünkü bilmiyorum. Hele ki ikili insan ilişkilerinde yaşanan mevzulara o kadar böyle şey yaklaşıyorum ki. Çünkü gerçekten... İki insanın yaşadığı şeyi gerçekten o iki insan biliyor. Bir de Allah biliyor yani. Başka gerçekten bilen, güvenebilecek kimse yok yani. Ve ilişki içerisinde en çok kanıtlamanın zor olduğu şey biliyorsunuz ki psikolojik şiddet arkadaşlar. Yani bunun bir kanıtı yok mesela. Bunun gerçekten bir kanıtı yok. Bunu oturup da videolu bir şekilde kayda alamıyorsun. Ya da ne bileyim, ilişki içerisindeki şiddete de darp rapora gidip almadığın sürece bunu da hiçbir şekilde mesela kayda alamıyorsun. Çünkü mesela ben şiddet gördükten sonra eve kilitlenen insan da biliyorum yani. Eve kilitliyor, eve kilitleyip gidiyor. Ne darp rapora olabiliyor, telefonunu da alıyor, gasp ediyor, gidiyor. Ve bir anda böyle tertemiz oluyor, hiç şiddet uygulamamış oluyor. Lily Rose adında 22 yaşında bir kızı ve 20 yaşında Jack adında bir oğlu bulunuyor. Nisa dalgasına söylüyor. Koronavirüs karantinası döneminde annesini yitiren Amber Heard geçen yıl sürpriz bir şekilde anne oldu. Taşıyıcı anne yöntemiyle dünyaya gelen kızına Una Paige adını verdi. Paige, güzel oyuncunun kaybettiği annesinin adıydı. Johnny Depp ile Amber Heard arasında neler olmuştu? Amber Heard, 2018'de The Washington Post için yazdığı makalede ismini vermeden Johnny Depp'i kendisine şiddet uygulamakla suçlamıştı. Fakat her ne kadar açıkça belirtmese de herkes Heard'ün o makalede kimden söz ettiğini anlamıştı. Johnny Depp ile Amber Heard, 2011'de birlikte rol aldıkları The Room Diaries filminin setinde tanışıp birbirlerine aşık oldular. Aşık. 2015 yılında evlendiler ama 15 ay sonra aralarındaki büyü bozuldu. Yasal olarak boşanmaları da 2017 yılında gerçekleşti. O süreçte Amber Heard, Depp'in kendisine şiddet uyguladığını ileri sürdü. Bunu kanıtlamak için yüzündeki bereler ve morluklarla çekilen fotoğrafları basına servis edildi. Bu arada bütün bu olaylar Johnny Depp'in kariyerine büyük zarar verdi. Depp, başrolünü üstlendiği Fantastic Beasts adlı yapımın kadrosundan çıkarıldı. Ancak 57 yaşındaki Depp, işini kaybetmesine rağmen yine de 10 milyon dolarlık ücretini alacağı açıklandı. Bu olayın ardından Depp'in hayranları Amber Heard'ün de rol aldığı Aquaman serisinin kadrosundan çıkarılmasını istedi. Fakat böyle bir gelişme olmadı.
Bu arada Johnny Depp'in San Sebastian Film Festivali'nde yaşam boyu başarı ödülü alması kadın hakları için mücadele eden dernekler ve sinema sektörünün kadın çalışanları tarafından da eleştirildi. İspanya Kadın Film Yapımcıları ve Görsel İşitsel Medya Derneği Başkanı... O dönemde sonuçlanmış bir şey var mıydı? Bunlar yaşanırken? Christina Andreu, Ağustos ayında Associated Press'e verdiği demeçte, bu ödülün Depp'e verilmesinin, festival ve festivalin yönetimi hakkında çok kötü şeylere işaret ettiğini söyledi. Ya bu tam bir sevişme sahnesi bile değildi. Bu niye olay olmuş olsun ki? Tam sevişmediler bile. Ben hiç beğenmedim. Hiç benim istediğim gibi olmadı. Yakamoz'daki sahne bu. Hiç benim istediğim tatta ve lezzette değildi. Bir bokta yoktu yani. Nesi olay oldu ki? İnanılmaz. Çekim açıları berbat. Sürekli karartı giriyor, sonra tekrar ekran geliyor. Hiç sevmedim o sahneyi. Diziyi çok beğendim. Diziyi aşırı beğendim.